Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Ziyaret ettiniz dereceyi, 3 yıl önce de gelmiştiniz. Bugüne ilişkin mesajınız nedir? Biraz evvel tabii dışarıda halkın içerisinden bir derecikli vatandaşımız, derecik dedi, hizmete susamış bir yer, ihmal edilmiş bir yer. Gerçekten de öyle. Bu bakımdan burada belediyeyi kazanmış olmamız çok büyük mana ifade ediyor. İnşallah burada kendimizi tüm bölgeye de bir gösterme imkanı olacak. Hizmet anlayışımızı, milli görüş belediyeciliğini ve bu konuda biz de son derece heyecanlıyız. Başkanımız da genç ve dinamik bir başkan. İnşallah kendisinin vesilesiyle bu bölge insanına hayırlı hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İnşallah Derecik'teki bu hizmetlerimiz bütün bölgeye, hatta bütün Türkiye'ye de örnek olacaktır diye düşünüyoruz. Efendim, Sayın Belediye Başkanı'ndan bizim en azından aldığımız kadarıyla ilçenin çok ciddi sıkıntıları var. Altyapı, yol, su ile ilgili. Bu 4 yıllık süreçte siz yeniden Refah Partisi olarak öncelikli olarak hangi projeleri hayata geçireceksiniz? Tabii daha gelir gelmez başkanımız şu geçen bir ayın içerisinde yıkılmış köprüyü onardı, bize videosunu izletti. Gerçekten de ihmal edilmiş bir durumdaydı. Allah kendisinden razı olsun. Bundan sonra da tabii hem klasik temel belediyecilik hizmetleri hem de biraz evvel konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi bölge ekonomisine katkı sağlayacak girişimleri belediye öncülüğünde yapacağız. Bunlardan bir tanesi susam ekiminin yapılması ve tahin üretim tesisinin kurulması. Bir diğeri de buğday ekimi ve inşallah bir un fabrikasının hayata geçirilmesi. Bunun gibi klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında istihdama ve kalkınmaya katkı sağlayacak adımları da inşallah başkanımızla beraber atacağız. Tabii bu ziyaretimizde sınır kapısına uğrayamayacağız. Buradan çünkü Şemdinli'de ve Van'daki programlarımız için ayrılmamız gerekecek. Belediye başkanımızın Irak'ın kuzeyindeki yönetimle de ilişkileri ve irtibatı var. Önümüzdeki haftalarda da o bölgeye bir ziyarette bulunacaklar. Kendisi bize iletti. Oradaki bir su kaynağından buranın istifade etmesi için görüşmeler yapacaklar. Bu karşılıklı ilişkilerin, karşılıklı alışverişin ve karşılıklı dayanışmanın iki bölge arasında gelişmesi son derece olumlu. Başkanımız da bu konuda inşallah gerekenleri yapacak. Evet. Bu anlamda Derecik'te özellikle Kürt kültürünün, Kürtçenin geliştirilmesi noktasında projeleriniz olacak mı? Tabii rahmetli Erbakan hocamızın bu sözü çok mana ifade ediyor. Bir ayrımcılığa karşı çok ciddi bir duruştu bu. O zaman büyük bir haksızlığa uğradı ve cezalandırıldı. Ancak bu fikri gerçekten de bölge insanı için, tüm Türkiye için çok önemli bir fikir. Zaten bizim inancımızın gereği de budur. Ayrımcılık, mezhepçilik, kavmiyetçilik, ırkçılık, bunların hepsi ayaklarımızın altındadır. Rahmetli Erbakan hocamız da aynı şekilde siyaset yaptı. Hatta bir diğer güzel sözü de, Türk'le Kürt'ü ayırırsanız ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır diyordu. Ama Türk'le Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir diyordu. Aslında bu sözü de üzerine kitap yazılabilecek bir söz. Biz de bu kardeşliğin daha da gelişerek devam etmesi için aynen Erbakan hocamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Efendim, son olarak şunu da soracağım. Sayın Belediye Başkanı gerçi bölgede Şimal olarak biliniyor kendisi. Evet, Hasan Bey'in Erbil'i ziyaret edeceğini söylediniz. Siz eşlik edecek misiniz bu ziyarette? Yakın bir dönemde bir Erbil ziyareti söz konusu mu? Tabii başkanımız öncelikle kendisi ziyareti gerçekleştirecek. Ancak sonrasında başkanımızla irtibatlı bir şekilde böyle bir ziyaretin yapılabileceğini biz de kendisiyle konuştuk. İnşallah uygun zamanda hayırlısıyla gerçekleşir.